örnek veriyorum 400 lira zengin bir adama koymaz. Ama bizim gibi orta gelirli insanlara koyduğu için bunlar caydırıcıdır. İnsan insan olmadıktan sonra caymazsa gene caymaz. Yani taksınlar, emniyet kemerinde taksınlar, kırmızı ışıkta da yani beklesinler yani herkes. İki yılı trafik cezası ücretleri belli oldu. Emniyet kemeri kullanmamak 436 lira, kırmızı ışıkta geçmek 951 lira ve ehliyetsiz araç kullanmak 8190 lira oldu. Bize rapor sokakta ekip olarak vatandaşlara sürücülere ne önerirsiniz diye sorduk. Buyurun izleyelim. Vallahi güzel bir şey yani bence. Vallahi güzel. Yani taksınlar, emniyet kemerinde taksınlar, kırmızı ışıkta da yani beklesinler yani herkes. Peki bu fiyatlar caydırıcı olur mu sizce? Ya ne bileyim ya, bilmiyorum ki. Ne diyeyim? Peki buradan sürücülere ne önerirsiniz? Ya dikkatli olmalarını öneririm yani. Başka ne diyeyim? Belki biraz daha dikkate alırlar. Kaza yapmazlar, hızlı gitmezler. Yerinde karar olmuş. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı? İnsan insan olmadıktan sonra caymazsa gene caymaz. İnsanlarımız hani kendine önem vermedikten sonra, başkalarının sağlığına önem vermedikten sonra ceza da caydırmaz. Bence beyinde, insanların kişiliğinde, karakterinde oluşan bir şey bu. Yani zannetmiyorum ama yerinde bir karar olmuş. Peki buradan sürücülere neler önerirsiniz? Yani eve giderken kendiniz değil de evdeki bekleyen çocuklarınızı düşünün. Ailelerinizi düşünün. Karşıdaki ölümüne sebep verdiğiniz insanların ailelerini düşünün. Yani bu dünya zaten boş. Bugün var, yarın yok ama kaliteli yaşamak varken, kaliteli bir şekilde hayat sürmek varken niye kendinize ve başkalarına zehir zindan edesiniz ortalığı, değil mi? Trafik cezalarının, örnek veriyorum, 400 lira zengin bir adama koymaz. Ama bizim gibi orta gelirli insanlara koyduğu için bunlar caydırıcıdır. Hani cezayı ödediği zaman 10 milyar 15 milyar maaş alanlara belki koymayabilir 400 lira ama asgari ücretle çalışan insanlara bu ücret illaki bir caydırıcı bir sebeptir kesinlikle yani. Ya caydırıcılık açısından yüksek fiyat olması daha iyi diye düşünüyorum ben. Bence. Peki buradan sürücülere öneriniz ne? Ya kurallara uysunlar. Çok az buluyoruz. Ne kadar yüksek olsa millet de kendine o kadar dikkat eder. Trafik kasaları daha az olur. Biraz daha zam yapsın devlet yani. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı sizce? Değil. Hiç caydırıcı. Adam zaten yemek parası o kadar. Bir yemeğe verdi para o yani. Buradan sürücülere ne önerirsiniz? Trafik kurallarına uyun. Çok. Çok çok. Yani ödenecek bir rakam değil yani. Zaten biz arabaya binemeyiz de. Bir arabası olanlar düşünsün. Benim ehliyetim yok. Arabam da yok zaten. Peki buradan sürücülere öneriniz nedir? Dikkatli gitsinler. Yani başka şey yapmasınlar, fazla hız yapmasınlar. Yok değil. Değil. Daha mı fazla olması gerekiyor? Herhalde. Yoksa caymazlar. Daha fazla olsun ki caysınlar, yapmasınlar bir daha. Vallahi kurallara uysunlar. Yani uymazlarsa doğru bir uygulama bence. Onlar da uysunlar kuralları. Yani o kadar. Bence rakamların pek bir önemi yok. Önemli olan her zaman için can güvenliğimiz olduğu için hani trafik kurallarına ihlal etmediğimiz sürece hem can güvenliğimiz için hem de kendi sağlığımız için yani normal olduğunu düşünüyorum yani. O da neden hani örnek veriyorum kırmızı ışıkta geçen bir arabanın kendisine ve yanındakilere verdiği zararı yani can güvenliğine karşı hani bir dikkat etmeleri lazım. O yüzden cezaların fiyatların pek bir önemi yok diye düşünüyorum. Peki caydırıcı mı fiyatlar? Bence değil. Devlet parasız kaldı ya. Mecbur yapacak ki seçimlerde onu kullanacak. En büyük rant yani bu. Anormal şekilde arttı ve de çok yanlış buluyorum. Bu kadar artmaması lazım. Hani benim bile arabam yok. Kullanmıyorum. Şeyim yok ama ben diğer kullananlara, diğer şeylere görünce çok saçma buluyorum bu kadar çok cezai şeyi, fazla vergi almalarını yanlış buluyorum. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı sizce? Yok, hiç de caydırıcı olmaz. Ben inanmıyorum, caydırıcı olacağını da hiç zannetmiyorum. Yani para kazanmak için insanlardan böyle bir şey yapıyorlar. Ben başka hiçbir şeye yormuyorum. Peki buradan sürücülere neler önerirsiniz? Sürücülere.
Tabii ki içki içmesinler, içkili araba kullanmasınlar. Onları ben de tasvip etmiyorum hiçbir zaman. Çok kötü bir şey. Emniyet kemerisiz asla şey yapmasınlar. Onlar çok önemli şeyler ama bu kadar yani zannetmiyorum caydırmaz yani. Sen kaç lira istersen iste o caydırıcı değil. Bu cezalardan ziyade mesela diyelim ki emniyet kemeri. Bu cezadan ziyade kendi sağlığımızı, kendi hayatımızı düşünmek için mutlaka ki takmamız gerekir. Keşke herkes taksa da yani bu cezaları ödemese. Bence uygun yani. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı sizce? Fiyatlar kimine göre caydırıcı oluyor, kimine göre caydırıcı olmuyor. Yani ödeyip geçen de var. Haliyle caydırıcı da olabiliyor ama pek de kullanan olmuyor yani ceza. Peki sürücüler en çok neye dikkat etmeliler? Genelde sinyalle pek vermiyorlar. Dönüşlerde şahsen ben yolda yürürken dahi mesela karşıdan arabanın geleceğine dikkat ediyorum. Eğer şayet sinyal vermiyorsa ben doğru geçecek demektir. Ben geçmeye kalkıyorum. Direkten dönmeye kalkıyor. Bu da bir sıkıntı. Sinyal çok önemli bir şey. Mutlaka ki her dönüşlerinde sinyali kullanmamız gerekiyor. Peki buradan sürücülere ne önerirsiniz? Trafik kurallarına uymalarını, bunları cezadan ziyade insan sağlığını düşünmeleri. Her şeyden önemli olan o. Kendi sağlığımızı ve karşıdaki kişinin sağlığını düşünmek için. Cezadan ziyade onlara kurallara uymak çok önemlidir efendim. Yani aslında tabii ki ceza olmalı ama biraz bayağı fazla yani. İnsanlar büyük tepki gösterir. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı sizce? Bence caydırıcı ama yine de uymayacak olanlar vardır. Sizler sürücülere buradan ne önerirsiniz? Yani bence o parayı ödememek için. Ödememeleri için. Kurallara uysunlar yani. Bana bakaraktan söylüyorum. Biraz yüksek ama şu anki döneme biliyorsunuz drift attırma şunda. Şu an iyi. Yani güzelce ne hem onları önlemiş oluyorlar insanlar. Trafikte görüyoruz yani yalan değil. Kendi araçlarımıza dahil olmak üzere. Fiyatlarımız şu an iyi diyoruz. Ama tabii zararlar da var. Bazı şeylerde mesela olabilir unutkanlık oluyor. Bazen de yüksek oluyor yani. Peki bu fiyatlar caydırıcı mı sizce? Şu an yani orta diyeyim yani. Tam dört dörtler değil. Çünkü biliyorsunuz en ufak bir şeyde yazıyorlar kendini de dahil olmak üzere. Adamlar 800-900 lira yazıyor. Ama fazla gibi geliyor bazen bana. Ben Altınekin'de oturuyorum. Yani aşağı yukarı 3-4 milyardan ceza yedim. Peki caydırıcı oldu mu bu cezalar? Cezalar ya caydırıcı oldu da yani yine ya ben kendim pek ehliyetim yok. Ehliyetim var da kullanmam pek ameliyatı. Başkası kullanır benim arabayı İstanbul'a. Müzik.